işte de kendi aramızda konuşabiliriz. Evet, sıkıntı yok. Yayındayız şu anda. Ya evet. Ne oldu be? Ya bak. Allah Allah. Dünya işte. Haberden oradan buradan. Gülümseyerek anmamızı isterdi kendisini. Öyle andık zaten. O arada da çok sevgili dostum Hayko Cepkin, çok sevgili hanımefendi, efendime söyleyeyim, güzel bir aktrist, Melis İşten'le gecemizi renklendirmeyi düşünüyoruz. Evet. Renk taşım, mahalle taşım. Siz hoş geldiniz. Ne kadar hızlı girdiğimizi anlayamadığım için dur nasıl konsantre olayım. Anlayamayacaksın. Nasıl yani inanılmaz. Orada haber sunuyordunuz. Burada şen şakrak. Şimdi öncelikle senin derbi, kendinle yaptığın derbi o iyi geçti değil mi? Stadyum konserini evet. Ben... O neydi be abi? O neydi ya? Bir, o neydiden başlayalım. Neydi o ya? Güzel. Bir hayal daha hayata geçmiş oldu. Gerçi İnönü Stadımızda benim ikinci konserim bu. Dünya Festivali, Sonis Fair'de de sahne alma şansı bulmuştum. Dünya devi isimlerle beraber. Ama tabii ki bu solo bir proje. Solo bir şekilde İnönü Stadında yani 40 bin hayfan dediğimiz buluşmayı yapmak çok keyifliydi. Özenle hazırlandık. Kusursuz, başarılı bir şekilde bitirdik. Dünya çapında, dünya standartlarında eğer fırsatlar yakalanabiliyorsa neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz bir iş olduğu için çok hanemize böyle gurur tablosuna yazdık. Yani. Harikulade şeylerdi. Bir şeyden hatırlıyorum 80'li yıllarda yine bizim İnönü Stadı'yken orada konserler veriliyorlar. Sting gelmişti yanılmıyorsam. O konsere gitmiştim. Seninkine gelemedim bir türlü. İşte bu gece işleri vesaire benimki falan. Benimki 10 numara 5 yıldız karmaşık bir gündü. Federasyonun zaten tarihi değiştirmesiyle evet bir öyle bir tokaya oturduk yani çok fena. O bir handikaptı. Onun dışında iki tane yabancı, çok iyi bilinen yabancı grubun da konseri vardı. Bir gün önce Beşiktaş'ımız kupayı almıştı. Emekliler bile o gün ayağa kalkıp yürüyüş yaptılar. Daha ne olabilir dedik. Her şeye rağmen Galatasaray'ın şampiyonluk, Fener'in umut maçı. Bak. Tabii. Düşün yani iki taraftarın şeyi ortalama işte memlekette 50 milyon 60 milyonu kapsıyorsa tabii. Böyle bir kalabalık televizyon başında ya da maçta böyle bir şeyin sonucunu da bekliyor. Yani handikapların zirvesi olduğu bir yerde normalde patates gibi geçecek bir işi tekrar her şeye rağmen o karmaşaya rağmen dolduran sevgili hayfanlarımıza teşekkür ya ediyorum. Usta, şey çok cesur adamlarmış. Çok yani, yani 40 bin cesur adam. Yani evet. Ben de açıkçası sosyal medyadan takip ettim. O cesaret yüzlerinden ve filmde çektikleri videolardan. Size şöyle söyleyeyim, ben metroya yetiştireyim diye uğraştım. Yani böyle konser olmaz. Hadi. Burnumun saate son seferi metro. Hadi gidin oğlum falan diye yaşıyor. Ya. Ya. Peki böyle bir adam mısın? Yani aynı zamanda ne diyelim? Ben yani tırnak içerisinde bela demeyelim bunu ama hani zorla pozitifle negatifi aynı anda çekebilen bir adam mısın? Öyleyimdir. Bir de yani o ağabey sıfatıyla çok iyi tanındığım için bir de biliyorlar yani samimi oğlum gidin yetişin moduna bağladığım için biliyorlar. Müthiş bir şey ya. Yarın da buna benzer bir şey olacak, ona geleceğiz, konuşacağız. İşte o da aynı o şekil bir şey oldu zaten. Çünkü yine topladın abi, aynen, yine topladın. Aynen. Yine çektin ama ben inanıyorum ki tüm fanboyların orada olacak ya da kitlen. Melis'ciğim hoş geldin her hoş şeyden buldum. Önce. Güzelliğinizi biliyoruz. Teşekkür uzun ederim. Zamandır biliyoruz. Çok mersi. Aktristliğinizin yanı sıra şu sıralarda şey içerik üretiyor gibi bir yapıyorum. Haliniz var ya. Evet, talk show yapıyoruz YouTube'da. 55 bölüm oldu. Geçen ve sene başladı. İlkler geliyor, evet, ilkler geliyor, ilkler evet. Geliyor. Çok güzel oldu. Yani yolculuğa başlarken bu bana çok arkadaşlarımın hep söylediği bir şeydi. Talk show yapmamla ilgili. Ben çok cesaret edemiyordum. Çünkü biraz böyle hani her an her şeyi söyleyebilir bir tipim. Konuşurken arkadaş ortamı gibi. Çok teşekkür ederim. Kapatabiliriz istersen. Yok estağfurullah. Siz yeterince risk aldınız. Ama YouTube değil mi zaten? İşte onlar da bana öyle YouTube falan bir şey dediler. Ben de hadi deneyelim diye bir yolculuğa başladım. Sadece orada tek derdim bizim işimiz olsun ki ben merak ettiğim konukları çağırabileyim. Ben eğlenirsem ancak bu işi yapabilirim diye yola çıktık. Serüven öyle başladı. Hemen çok izlenmeye başladı. Hemen bir yer buldu kendine bu mecrada. O yüzden de şu anda çok eğlenerek çalıştığım bir iş. Harikulade. Orada çalışan herkesin ikinci işi. Öyle olunca da yani herkesin tek başına bir iş olmayınca kimsenin böyle bir çok bir hırsı olmuyor. Saldırganlığı olmuyor. Herkes çok mutlu oluyor orada güzel. Çekimlerde. Konuklara da bu geçti. İzleyicilere de bu geçti. O yüzden hiç ya sezon arası bile vermeden full devam ediyoruz. Ben bu tip taş kırışlarını çok seviyorum. Çünkü çok eril düşünüyor bazen. Mesela talk show çok eril bir iş olarak düşünülüyor. Belki dışarıda böyle değil ama bizde böyle. Efendime söyleyeyim bazı programlar yarışma sunuculuğu. Efendime söyleyeyim bildiğin erkeklerin şey altındaydı. Komedyenlik.
kadın mizahı. Hı-hı. Mesela kadın mizahına çok zor alıştık. Hı-hı. Oysa ki çok büyük beyinler işte o kadın beyni. Evet, yani evet. O kadın beyni o mizahı üretmezse biz o mizahı yapamayız. Şimdi seni orada bu noktaya taşıyan şey zekan mı, pratik şeyin mi, ne diyelim, yanıtların mı, iyi dinler, güzel mi soru sorarsın? Çok sohbet etmeyi severim ben. Hiç komik olmak bir gibi bir derdim yoktur. Yani muhabbet etmeyi çok severim. Tam sofra insanıyımdır ve yeni insan çok severim. Hı. Yani biriyle hani hiç böyle çok sosyal biriyimdir ve herkesle tanışım. Ay ondan yeni ne öğrenebilirim? Onun ne şakasına gülebilirim? Hayatta birbirimize ne verebiliriz de çok inanıyorum. O yüzden bence beni en motive eden ve izleyiciye en geçen, konuğa en gel. Herkes zannediyor ki mesela çağırdığım konuklarla arkadaşım. Benim bu kadar ünlü arkadaşım varsa hiç öyle bir şey yok mesela. Yani kimi arasam senle sohbet etmek isteriz diye gelmek isteyen bir konuk şey oldu, harika, havuzu oldu. O yüzden bence ne tuttu diye sorarsan biz çok mutluyum. Bence o tuttu. Yani senin çok eğleniyorum. Evet, çok eğleniyorum. O yani, önemli bir şey. Çünkü bizde sarışın talk show'da olmaz yani. Konuğa da o geçiyor. Yani o da çok gerçekten çok mutlu oluyor. Aa ne yaptı? Bir de ben de yani izlememiş olabilirsiniz. Denk gelirseniz bakarsanız. Ben izledim bir bölüm. Gerçekten mi? Hı-hı. Ya çok mutlu ve oldum. Ve gerçekten sizinle konuk olacağımı bilmiyordum. Yani Giray'ın şeylerini evet, seyrediyordum. Giray'dan döndü dolaştı size geldi. Ya çok mutlu oldum. Şimdi şöyle bir şey deneme yapalım aslında istersen. Keyifli de bir şey olur. Haykur sana gelmiş gibi ilk sorunu sorabilirsin Haykur. Ama canlı yayında çok izin. Ben sen benim programı izlemediğin için. Hayır bir şey söyleyeceğim ya. O kadar yakası açık olmadı. Ben biraz daha şöyle yapıyorum. Tabii ki tek başıma soruları hazırlamıyorum. Bir editorial ekibimiz var. Ben biraz daha mesela normalde Haykur Cepkin'e konuk almak istiyorum ve alacağım. Bakıyorum ki Haykur Bey neler konuşmuş bugüne kadar? Bir anda beyi döndü. Bey. Neler konuşmuş bugüne konuk kadar? Konuk olunca bey oldum. Bir de hiç konuk koordinasyonla çalışmıyorum. Bence o da çok önemli. Kendin mi arıyorsun? Kendim arıyorum. Güzel. Herkesle birebir iletişim kuruyorum. Baya baya mesleği elimize aldı başını gidiyor. Maşallah. Ve diyorum ki mesela hani o işte high boy, fan boy dediğimiz insanlar aslında her yerde bin yıldır kendisini izliyor. Biz öyle bir sohbet edelim ki hiç o da bir yerde anlatmamış olsun. Hikaye sormak gibi değil. Hiç onu konuşmamış olsun. Biz onu bulmaya çalışalım ve bunu eğlence üzerinden yapalım. Sorduğun kilit bir soru. Evet yani o biraz daha hani şey. İşte hayatta işte kimse kimseye ana akım programda bir yerde şey sormuyor yani. Anladım onu soracağını sorabilirim. Öyle sormayacağım ama yani şey de sormuyor. Senin bu hayatta seni en çok neye kızdırıyor ya evde sabah uyandığında? Yani seni güne ne mutsuz ediyor diye bir soru yok bizde yani baktığın zaman. Sormayız tabii ya. Evet ne gerek var oluyor çünkü. Kapanalı dipli dünyanın içinde soruyoruz öyle soruları. Biz biraz da öyle ilerliyoruz sohbeti. Bir de oyun oynuyoruz. Oyunlar içinden soru soruyoruz böyle sohbet gibi de değil. Ay bilmiyorum ben çok seviyorum. Bence onunla alakalı. Tamam yazılmamış varsay. Ekibinde yok yazmamışlar. Ne sorardın? Sen de son derece ahlaklı bir kadın olarak ne sorardın? Bu yaşa bunca deneyimlerinizle geldiğiniz bir noktada bir tek şey duymak istiyorum. Nızlı mı konuşacaksın? Ben çok böyle çok öyle konuşuyorum. Benim bu. Yani, ben böyle. Siz mi diyorsun? Genelde öyle başlıyorum. İlk soru olduğu için. Evet, tamam, şimdi, şimdi oturdu yani. Merak ederim mesela gerçekten ederdim. Çok yumuşak bir adam gibi görünüyorsunuz. Yumuşak karnı olan biri gibi böyle hani hayatta abicilikten gelmedi hikayeden. Melis benim tek hayattaki kırmızı çizgim, hayatta hiç kabul etmeyeceğim bir insan davranışı diyeceğiniz bir şey var mıdır? Kalleş. Kalleşliği kaldırmam yani. Bence kimse kaldırmaz muhtemelen de. Kalleşlik çok önce gene tartarsınız kendinizi. Dersiniz ki acaba bunu bana yapmasının bir sebebi var mı? Benim de gene bir hatam var mı? Arar tararsın bulamazsan biter. Affetmem yani. Hiç mi affetmezsin? Bende hiç o yok. Özürlese? Hiç yok. Kapansa ya. Beni öpse bile öpse bile böyle bir şey olmuyor. Peki söyler Mesut Bey. Misiniz? Yani söyler, pardon. Söylerim. Benim lafımı sakınan biri yoksa değilim. Yoksa böyle içinizde. O kadar çok sevindim ki ben lafımı sakınmamayı öğrenmeyi. Çünkü bunu bir başka çok eski bir gruptayken yaptım. Şimdi arkadaş grubuyuz. Bir şey yapıyoruz ve bir yolculuğa çıkacağız ve artık bir karar alınmış. Bu yolculukta bu yoldan gidilecek diye ben de o yolu hiç beğenmedim. Ama o grupla beraber gidiyoruz. Ben klavyeciyim o zaman. Hani ne yaparsın söylemezsin biraz şey nasıl olsa olmaz belki kendileri vazgeçer falan. Bir gün masada durdum kalplerinin kırılacağını bile bile yani olmayacağını söyledim. Hak verenler oldu.
şeyi anladım. Yani doğru söylersem hak verilebilir gerçekten. Hı-hı. Hani o kadar çok şeye alıştık ki doğru söylersen yine de hakkını bulamazsın noktasına. Tabii öyle bir sopa. Öyle bir sopa var bu işin içerisinde. Hak verilebildiği noktada doğrunuza çok mutlu oluyorsun. Sen böylece lafınızda sakınmamış oluyorsun. Yani yolumuz sahtekâ, yol değil evet, gibi. Yol değildi. Yol değil ya. Mesela o günden beri öyle bir karar, gerçekten o gün karar aldım. Ne olursa olsun yüzüne söyleyeceğim diye söylerim. Harika. Çok da mutlu ediyor bu beni yani. Hiçbir şey. Size sorulmasını en çok istediğin soru neydi bugüne kadar? Ve yakın arkadaşlarınız dahi olsa sorular mı hiç? Ben çok uzun bir süre bana hani bir şeye ihtiyacım var mı diye sorulsun. Ya bir nasılsın? Derdim. Evet. Değil nasılsın mi? Hani çok daha dramatik de hani gerçekten ihtiyacım var mı diyor. Çünkü çok her şeyi halledebilen biriyim. Hı hı. Ama çok şükür onu soran arkadaşlarım ve ailem ve çevrem var şu anda. Harika. Artı bir olsun. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Sen su, bu, her olursa şey. Arayabilir miyim? Tamamız. Onu bilmek isterim. Tamamız, gayet güzel ya. Peki, bu işin yanında oyunculuk meselesi de var tabii yani. Evet. O kısmı atmadık değil mi? Hiç atmadık. Çünkü bir şeyin büyüsüne kapılınca hakikaten insan çok fazla parçaya da bölünemiyor. Tabii ki öyle. Şimdi şöyle bir avantajı oldu bunun bizim için. Tabii ki bu benim bir kendi yani ortak yapımcı da olduğum için ben burada bu işte kanalda. Tamam. Dolayısıyla benim stok çekebildiğim, bir oyunculuk yapmam gerektiği zaman bir ay çekim yapamadığım, saatlerini kendimize göre organize edebildiğimiz bir şey olduğu için bu zaten rahat bir sistem. Onun dışında benim kendi tiyatro oyunum, yapımcısı benim olduğum oyunumuz başladı bu sene, bu sezon. Şahin. Baya bir iş kadınısın aslında. Ben ya. Çalışmayı ben çok seviyorum. Ben çalışmayı çok seviyorum. Dolayısıyla da bütün işlerde arkadaşlarımla çalışıyorum. Hepsinde farklı arkadaşlarımla. Öyle de bir şansım var. O yüzden de hepsine alan ayırabildiğimiz, oyunculuk geldiği zaman, dizi yapmak istediğimiz zaman ona göre takvimlerimizi ayarlayabildiğimiz bir sistem kurdum. Hepsi devam ediyor ve zaten şovda bu manada, oyunculuk manasında çok besleyen bir şeye dönüştü aslında. Çünkü orada izledikleri şey hoşlarına gitti ve yani onun üzerinden de yine başka alanlar açılmaya başladı. Hep yaptığım bütün işlerde çok şükür birbirini destekliyor. Çok iyi maşallah Selin. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Bir konuğun bu kadar olumlu konuşabilmesi şu şartlar altında vesaire yani hani şu şey haberin üzerimize yaldır yaldır geldiği günlerde valla maşallah. Teşekkür yani gerçekten ederim. Maşallah diyorum. Teşekkür ederim. Benim bazın bir şey var aslında. Selam var sana. Çünkü hani hakikaten ağzı açık. Böyle bir performans görmedim. Zorlu'da performans sanatlarında. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Doğru mu? Müzikal ediyorsun. Müzikal. Müzikalde şöyle diyor, şöyle dedi Naz. Enişte ben böyle bir performans, şarkı, konuşma, sahne duruşu bilmem ne. Oyunculuk var mıydı sende ya? Ben tiyatroyla başladım çocuk yaşta. Evet, tamam yani bizim kurtuluş modeli. Çocuk yaşta tiyatroya başlarız ya. Başladık. Kurtuluş Feriköy hattında. Yok o kadar değil. Direkt profesyonel bir şekilde girişeyim diye eğitime falan girdim. Alt komşumuz Munis hocamızdı. Munis Düşen Kalkar çok severim. Selam olsun inşallah seyrediyordur. Öpüyorum çok özledim. Onunla başladım. Ondan sonra Yunus Emre Kültür Sanat'a beni getirdi götürdü. Pekcan Koşarları tanıma imkanım oldu. Yani onların oyunlarını seyretme imkanım oldu. Emre Kınay o zaman gencecik bir tiyatrocu. Ben de işte bir gün çok şakalar, şükeler falan filan yaptığım için herkes diyor tiyatrocu olabilir. Bir gün beni oyun başlamadan önce sahneye çıkarıp doğaçlama hani şeyi bir sürü şeyde çalışıyoruz. Milli piyango dedi kazandın, oyna dediler. Dekor var, bak her şey var yani istesen olmaz normalde. Çok klişe, o doğaçlamayı... Piyango sana çıktı oyna bakalım. Tabii klişe ama işte senin aslında yetenekli olup olmayacağın bilirim orada yapacağın bir küçük nüansa bakar yani. Aynen. Çünkü herkesin hep aklına kağıda bakıp şaşırma, bağırma falan başka bir şey de yapabilirsin ve o senin zekanın nerede olduğunu. O zaman anladım ellerimin ne kadar fazla olduğunu. Tiyatro sahnesinde vücudumun ne kadar büyük geldiğini kendime çıksam da gitsem içinden dediğim. Sonra tabii sınavlara hazırlanırken bu göz meselesinden, mim eksikliğinden hiç boşuna deneme dediler ve beni oradan ettiler. ben de konservatuar bu siz sefer misiniz, müzik... Siz misiniz? Tabii müzik... O işlemliği kullandım. Müzik noktasından yürüdüm. O koltuk kullanıldı. Herkesin de bana söylediği şey yani sadece tiyatroya kalma. Çünkü müzik kulağın var, piyano çalıyorsun. Evet, bunların eğitimlerini büyütüp şey olabilir, müzikal yapabilirsin, tiyatroyu müzikleştirebilirsin, daha başka bir şeyler yapabilirsin. O ne derler, tavsiyeler
tam 30 sene sonra bir müzikalde beni sahneye çıkarttı. Ne hissettin sonuçta abi? Kendi evet kendi tiyatromu kurdum ben kendi konserlerimde. Zaten bir dramatik bir oyunu var konserlerimin baştan sona bir hikayesi. Tabii ki ne hissettim? Yıllar sonra tekrar bir akademik kariyer noktasına tekrar gelmiş olmak. Kendimi bir öğrenci gibi hissetmek eskisi gibi. Okula gidiyormuş gibi olmak. Onun disiplinine girmek. Yapamadığın zaman kızılması falan gibi şeyleri tekrar yaşamak o kadar beni tatmin etti ki. Çok mutlu oldum. Ben iyi bir okulda standart öğrencilikte iyi değildim ama sanatla ilgili okullarda iyi bir öğrenciydim. Yani disiplinli bir öğrenciydim. Burada da o disiplinimi sonuna kadar kullandım. Benim için gururlu bir şeydi. O ilk oyundan itibaren son oyuna kadar ayakta alkışlanmak. Çok kıymetliydi. Herkes sanki 40 yıldır bu oyunu sana yazılmış da senin için sahnelenmiş dedi. Çünkü bir şeyi sahneye geçiriyorsanız, sahnede artık onu oynamaya başlıyorsanız... o konuda vazgeçilmez olmanız gerekiyor. Benim inancım tamam, budur. Tamam. Yani oynadığınız oyunda o andan itibaren bu karakter benim. Ve ben bu karakter konusunda kimse benden artık vazgeçemez. Bu bana ait. Baskısıyla oynarım. Sahnede hiç utancım yoktur. Büyümeyi severim. Onu da kurguladım, oynadım, yaptım. Birçok öğrencilik dönemimde olmaz yavrum diyen hocadan tebrik aldım. Bundan daha büyük gurur yok. Yok. Bu mesele uzayacak mı peki? Başka bir ben şey geliyor mu? Ben de onu yeni bir şey yapacaksın. Yeni bir şey geliyor mu? Benim? Var yeni hikayelerim var. Yani müzikli mi olması? Bence müzikli kesinlikle olması olmalı, gereken olmalı bir şey. Ama en büyük hayalim de aslında... şimdi çok yoğun konser tempom var. Bunları bir... seyircime ulaştığımı hissettiğim noktada durdurup kapanıp belki kendi müzikalimi yazmak istiyorum. Belki kendi oyunumu yazmak istiyorum. Şu anda kendi konserimde yaptığım o tiyatral şeyi bambaşka bir şekilde sahneye aktarmak istiyorum. Yani biraz üretmeye acıktım. Çok koşturmaktan tamamen kapanıp büyük dosyalarla tekrar çıkmak çok hoş olabilir. Şu ikili devam ediyor mu? Bir kampın orayı sel bastı, orayı kapattık. Ciddi misin? Tabii dere yatağının yanındaydı, patladı. Bunu bir kere daha söylemekte hiç bir şey beis görmüyorum. Hayatımda ettiğim en güzel kahvaltılardan bir tanesiydi. Hala geçen Ferda'yla şey yapıyorduk, listeleme yapıyorduk. Dünyanın her tarafını gezdik. En iyi kahvaltı neredeydi? Abi ilk üçte mutlaka çıkıyorsun. Yani, İlk üçte çok üzüldüm yani o anlamda. Peynirimiz, yumurtamız, her şeyimiz çok güzeldi. Neredeydi? Vallahi, Şirince'de. Şirince'de, böyle tam Şirince yolu. Yolunun üstü yani yukarıda değildim de. İki ekstrem sporlar devam ediyor mu? Paraşütçülüğüm devam ediyor. Rally yapmadım uzun zamandır. O Tunç'a bağlıyım çünkü. Şu anda bir tek paraşütçülüğüm var yani. Seni ne heyecanlandırıyor abi? Şu sıralarda. Beni bilmiyorum. Güzel bir şey heyecanlandırabilir yani. Güzel bir haber olabilir. Onun dışında pek bir şey heyecanlandırabilir. Pek bir şey yok galiba. Ben mi? Bu kadar sessizlikle. Hayat çok rutin yani. Kendi içerisinde ne olursa olsun bir rutin. Tabii ki yaptıklarımı anlatsam başka bir insanın hayatına göre elbette çok manyakça çok gelebilir ama bana göre bir rutin bir hayat yani bu. Şu anda rutinle gidiyor yani. Evet rutinle. Paraşütçülüğüm de rutin. Atladığım bir makinenin bambaşka olması da rutin. İşte Rusya'ya gitsek helikopterden mi sarkıp atlasak falan ver rutin yani. Falan o tip şeyler. Konserimizde şu an yaptığımız şeyler bizim için bir rutin. Hani Jekyll and Hyde'da oynamak çok 3 saatlik bir oyun bile bitmiyor yani bana. Bir rutindi. Ama başkasına göre büyük bir karmaşa olabilir. Müthiş. Aslında yani çok kafam karıştı. Şeye mi oturtuyorsun? Rutini bozmamak lazım. Bu rutin güzel gidiyor aslında. İnsanın alışamadığı hiçbir şey yok. İnsan her şeye alışır. Her şeye alışır. Ya, yani bugün olamaz, yapamam dediği her şeyi de yapar. Bizim gibi hayatlara baktıkları zaman gittikleri şehirlerde, kulislerde neler oluyor falan filan gibi. O bizim için bir rutin. Yani belirli bir saat. Hele ki ben çok disiplinli, dakik bir... psikolojisi bozuk bir kardeşinizim. Bizde işte iki saate kadar hiçbir şey içilmez, bilmem ne olmaz. İkinci saate kadar alarm kurulur, o zaman makyaj başlanır falan filan bitilir. Şu kadar dakikada bilmem ne hazır olunur.
konserin bile geri sayımla başlar, saniyesinde girer falan. Böyle kılçık bir tipim. Ama işte bu bizim için bir rutin. Anladım. Senin rutinin ne? Ben... Şimdi böyle bir rutin tanımında tabii insan hani hakikaten niye anlatayım diye başlıyor. Ya ben çok heyecanlı bir tipim. Aşırı yani sabah günü öyle uyanıyorum ve yapmak istediğim çok şey var. Hayal ettiğim çok şey var. İnşallah hepsi olur. İnşallah. Aynen. Yani arkadaşlarımla yazdığımız, çizdiğimiz, sahnelemek istediğimiz oyunlar var. Çok büyük böyle yurt dışında yapmak istediğimiz organizasyonlar var. Yani herkese yardım eli uzatıp başkalarının hayallerini gerçekleştirmek üzerine hayallerimiz var. Çok üreten, yazan, çizen bir arkadaş grubum var. O yüzden çok hayalim var ve ben bir de böyle çok aşırı uzun süreli hayaller kurmaktansa daha çabuk çabuk. Ya ben yarın sabah bir seyahate gideceğim mesela 3 gün. Çok sıradan bir yere. Şu an karnım ağrıyor heyecandan. Sırf yola çıkmaya heyecanlanabiliyorum. Ben öyle bir tipim. Ya ben de öyle. Yol, evet. Yol, hani, o yüzden evet, yani çok yapmak istediğim şey var. İşte yazmak, çizmek, üretmek çok hep beraber. Çok kalabalıksınız siz yani bir vakıf kalabalığı varmış gibi. Çok arkadaşım gibi var, tamam, aynı sektörden. Yazan çizen çok insan var. Herkesin kaç tane dostum hayal... var bu kadar arkadaşın ben içinde? Ben çok seviyorum. Şimdi sayıyorum ben çok seçilmiş ailem diyorum ben onlara. Ya tabii ben 1,5 sene önce geçirdiğim trafik kazası biraz o büyük manada. Çok da hatırlatmak evet, istemedim yok, ama büyük şey, geçmiş o manada çok şey yaptı beni yani. Büyük aile şey ve biraz büyük bir kaza, trafik kazası geçirdik. O biraz daha beni bir arada tutup güven meselesini daha önemli kıldı. O yüzden çok hayalim var. Kızımla ilgili de hayallerim var. O yüzden ben biraz daha şey uyanıyorum güne, pozitif. Orada bir tatlış anne olduğumuz belli canım. O pozitif ben bakmak... pozitif uyanırım. Pozitif kalkarım. La 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 lö 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 diye kalkarım. Ama bir yere kadar değil mi? Yok hayır yani. Benim için çünkü şey gözümü açtığım zaman kesin köpeğim Leyla göz göze geleceğim. Mesela. İşte pancar kesin tokatlıyordur beni. Cüce bağıracak. Hepi aşağıda bekliyor. Kapıdan indiğimi gördüğü zaman eşek bağıracak hıyarımı ver diye. Anlatabiliyor muyum? Arkada kurtlar benim şey yaptığımı, kalktığımı duyduğu zaman oradan uluyacaklar. Bu bir rutin. Evet. Yani Ali Baba'nın çiftliğine kaç kişiyiz? Kakalar temizlenecek. Kaç kişisiniz siz Ali Baba'nın? Onu az önce çok dedi ben de sayıyı alamadım. Kaç? Biz şu an 4 köpeğimiz... 2 kedimiz, 1 eşeğimiz var. Biz biraz şey verdik, kayıp verdik. Onun için bu kadar kaldık. Yani 4 köpek... Biraz daha genişlik diyorsun. Tabii. Aile olarak. Ha. Öyle bir sevgim var yani. Müthiş bir şey. Yani oluyor. Bu sabah kalktım mesela rutin dışıydı. Bak bir tane dışarıdan böyle bir inil deme dedim. Bir ara yine bir köpek sıkıştı, bir şey var. Gittim tarlaların içerisinde aradım, buldum. Muhtemel annesi var olabileceğini düşündüğüm için şimdilik orada besledik falan filan. Yani bu geliyor. Yani gelsin gelmesin bilemeyiz ama sonuç itibariyle ev ortamında bir hiyerarşik sistem var. Ha. O sistemi korumak çok önemli. Çok enteresan ya. Tabii yani kurtları bilmem neden ayır o birine bir şeyini zor iştir. Her gün anlar senden masallar gibi yaşamak güzel bir şey abi. Yani işte güzel bir şey. İşte güzel. Neşeli yani kalkmak yok güzel. Yok ya arkadaş. Mesela saçta da yine rutin dışı bir şey yapmışız. Ne kadardır sende bu? Model? Bu Jekyll'ı bırakır bırakmaz anında değiştim. Hani kendi şeyime... Renk istedim birazcık açıkçası. Ya müthiş aslında bir plastik bir yüzüm zaten var ya. Hiç öyle babalar etmişler. Yani ama Türkiye'nin en çok hani değişim yaşayan adamlarından bir tanesi bu. Çok iyi bir şey bence. Hani suret anlamında söylüyorum. Mesela son birkaç senedir herhalde renkli saçı falan filan yaptığımdan sonra dedim ki herhalde bir daha bir şey yapacak bir şey gelmeyecek aklıma dedim. Sonra şu geldi aklıma. Yaşlanıyorum ve artık yaşımı da ufak ufak anlatmaya başlasa iyi olur dedim ve yaptığım o sebeple şeyler. Hani kül grisine falan doğru gittim. Hani ufak çaktırmadan grileşip yaşlanayım da öyle gözümüzün önünde yaşlanayım. Önce bir şekildi ama ne oldu buna falan diye. Hani çaktırmadan yapayım diye öyle bir yaşlılıktan geldi aklıma çok açıkçası. Çok doğru. Mesela enteresan bir şeyim var. Şurada Mr. No gibi benim beyazlar. Ben şeye güvendim ya yüksek ihtimal sakal da öyle çıkardı. Sakalı bir bıraktım abi. Siyah. Yazın sonunda bildiğiniz şey hayır yani bildiğin şirin baba gibi ben beyaz. Çok haklısın. İnsan alışır ben buradan vurdu abi şey. Benim buradan vurdu. buradan boya değil, buradan geldi. Orada. Yok buradan geldi bu. Bu benim de yukarıda hiç beyazım yok muhtemelen. Yok, yok. Ama yanı da kazıdığım için onu biraz uzadım anlıyorum orası. Oo şirin babalar orası. Anladım. İşte bu yaşı
şey yapmak için bulduğum yeni imajım bu. Yaşlanıyorum tamam. imajı. Peki Sayın Ayko Cepkin bizimle birlikte en son Ayko'nun sakallarını konuşuyorduk. Geçelim oğlum. Siz nasıl yaşlanmayı düşünüyorsunuz? Daha doğrusu yaş almayı nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz? Çok güzel bir hazırlık aşamasını anlattı bize. Henüz bilmiyorum tabii. Ama, çok uzaksınız benden. Bilmiyorum. Ben çok düşündüğünüz kadar genç olmaya da bilirim. Yani kaç yaşında olduğumu düşündüğünüzü de bilmiyorum. Çok ben yani hani hiç tahmin genç edemiyorum. Diyebilirim ama yani 35 yaşındayım yani hani o yüzden hani böyle uygun. Uygun bence. Yaş 35 yılı görürse. Ve bayılıyorum yani çok seviyorum. Siz bir de beni şimdi 40'ımda görün bak. Çok yani çok güzel olacak bence. Ben hani 30'dan sonrası muazzamdı. Bence yaş olarak. Tertemiz. Evet. Aynı fikirdeyim. Evet, hiç istemem yani gençliğime dönmek falan. Çok memnunum yaşadığım yaştan. Net. O yüzden... En az geri gidebileceğim, en geriye 33 aynen. yani. Evet. 33'ten evet. daha aşağı kimse indiremez. Evet. Ben, asla. Ben de çok seviyorum şu an yaş alma halini, büyüme halini. Biraz da romantik bir insanım. Her şeye bir anlam yüklemekten bayılıyorum. O yüzden hani bu da böyle güzel falan gibi. Evet ya ama her yaşımı güzelliği yapmak da lazım zaten. Evet. Yani bunu gibi yapmıyorum. Bunu çok gerçek olduğunu gerçek gibi yapmıyorum. Ben hani seviyorum evet. hayata böyle bakmayı diye düşünüyorum. Böyle olmalı. Evet. Ya insan öyle kendisini tamamlıyor. İyi bir şey bu. Aynı zamanda kendi kendinizin terapisti olduğunu gösteriyor. Çok ama uzun yıllar terapiste gittim. Yani oldu mu? Hani bunu böyle... Olmadı. Olmadı Melis. Olmadı. Hayatım boyunca hep destek aldım. Çok da sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanın imkanı varsa, hani sosyoekonomik durumu da buna müsaitse. Hayatım boyunca çocukken annemler beni pedagogla başlatmışlar. Ben de hayatım boyunca hep yanımda biri vardı. Hep abi terapi... potansiyel varmış sende yani. Tabii. Aynen. Evet. Hiperaktivite falan. Ondan sonra da hep hayatımda hep terapiye gittim. Sonra bir yerde tabii ki bir tek terapi değil. Bende şey deliliği de var. Bir şey duydun hemen tamam. onu dene. Yani insanın kişisel gelişimiyle ilgili her gün bir şey görüyoruz ya onu ben denemek zorundayım. İşte aile dizilimine de git, ona da git, buna da git yani hadi kendinle canım. Ilgili. Enteresan. Öyle bir yerden sonra günün sonunda kendini çok iyi tanıyor oluyorsun tabii ki. Yani tabii terapist ki. Olmak gibi değil ama burada ne var hemen bunu çözeyim demeye başladım tabii. Sevgili Melis bunun bir step ötesi benim... Aktivist arkadaşlarımda ya da aktör arkadaşlarımda ya da herhangi bir mesleğe dahil arkadaşlarımda kişisel terapi koçu, yaşam koçu vesaire filan ol. Bizi şaşırtmazsın değil mi öyle bir şey? Yok hayır. Çünkü bu kadar olumluluğun satılması lazım. Ben ama, ben bunun gerçek ve doğru olduğunu savunmuyorum. Bu benim hayatımla ilgili. Hayvallah. Yani ben üniversite söyleşilerine gidiyorum. Nasıl bu kadar pozitifsin Melisa abla dediklerine? Bu benim hayattaki mücadele yöntemim diyorum. Yani herkesin evi, hanesi, yaşadıkları, hayatı. Hani her sabah güne pozitif uyan demek çok kolay. Her evi ve tabii haneyi canım, hani bilmediğim için ben hani orada hep diyorum ki söylettiğim bir şey. Naçizane hani benim dünyamla benim mücadelemi merak edenlere bir cevabım yoksa... Birine, bir şeydir evet, zaten. Evet, estağfurullah. Sonuçta. Hiç öyle bir aynen. doğruya yönlendirilmiyor. Abla çok güzelmiş ya. Ya bu bizim şeyle herkesle, Suzan kardeşin herkesle böyle bir hikayesi var ya. Abla diyorsun. Evet. Çözdüm ama sonunda. Kardeş diyorum. Hemşire ne yapıyorsun diyorum. Bak o uyuyor. Tamam. O uyuyor abi. Ben Suzan derim direkt. Suzan. Belki de evet. Kuzu diyenler de var. Kurtul Suzan'dadır. Hiç uğruyor musun semte? Bu müzikal zamanı provalarda Cevahir'den otele döndüğüm zaman hep yolumu bir değiştirip oralardan gittim. Çok karışmış ya. Kalmamış belgeselini çektim geçen de. Ciddi yok, mi? Çok karışık yani, değil mi? Çok karışık. Hiç ya yani bir orada bir muhallebici var bizim eskiden. Bir de pastane var. Bilirsin o pastaneden yeni muhallebici. Bir onlar kalmış. Onun dışında... Turşucum dur mu? Kapalıydı ben gittiğimde. Turşucu. Kapalıydı. İnşallah hani hangi kapatmış değildi. Kurtuluş. Kurtuluş'tan bahsediyor. Kurtuluş bizim enteresan bir muhit. Şeyi merak ettim. Hiç abi piyanist şantörlük yaptın mı? Ben bu soruyu sana hiç sormadım. Piyanist şantörlük yani yapmadım. Yani şöyle bir hikaye hani bir, ya, ne diyelim o zaman kim vardı? Ümit Besen vardı, Cengiz Kurtoğlu bilmem ne. Hani yok. Mesela Atademir'in olmuş öyle bir dönemi. Baba yapmış Asos'ta. Yok. Ben zaten işte bu tiyatro şeyinden sonra direkt klasik müzik. Klasik batı müziğine girdim. Ha. Hep böyle klasik batı müziği. Bir şey çalacağımda da klasik batı müziği. Babam hani getir şu orgu. Akrabalar geldi bir şey çal dediğinde der. Göt dök dülü gong gong gik klasik batı. Oğlum onları çalma yok mu bunun bir düğmesi falan diye sinir bozucu şey dedim. Yine idealistim. Çalmadım. Yapmadım. Yani çocukluktan oradan, belliymiş oradan rengi. Belli.
Gerçekten bizden farklıymışsın. Çünkü bizim Kurtuluş'ta mahallede şöyle bir gelenek vardı. Genellikle insanlar tamam mekancılar mekana gidebilir vesaire falan filan ama aileler bir arada yani o kadar çok ekaliyet var ki o kadar çok gayrimüslim var. Müslümanı Yahudisi Urumu derler ya. Latini var, Bulgarı var, İtalyanı var, hiç kimsenin görmediği milletler falan var ve toplanılır. Cumartesi günleri toplanma gündür. Birinin evinde toplanılır ve mutlaka ve mutlaka oradaki mesela bizim Nur içinde o dedemdi işte ben değildim. Dedem miydi dedemdi. O? Abi bizim bakkal müthiş bir Nur içinde aslında dur ismi de gelmedi. Sarkis abi müthiş bir Rudi. Dedem de akordiyonisti işte. Aa işte abi. Orada ortamda çıkar diye akordiyon. Aynen şimdi arada bir hype'la o kadar yaşlandı ki şimdi o dönemleri görüyorsun. Yüksek ihtimal yapmıştır en azından aileye yapmıştır diye düşündüm ama adam hep klasik çaldım gıcık. Adam bir gıcık evlat. Demin dedi evet tabii, abi. Tabii. Adam batıcık. Evet. Yani böyle. Kavanoz ipli dünya işte hani sorulmaması gereken durgun zekalı soruların hepsini burada topluyoruz ki insanlar şey demesinler diye efendim söyleyeyim. Bunu herhangi birileri hazırlamıyor. İçine geçenlerde para bile koyduk. Bakalım özel bir renk var mı sevdiğin siyahın dışında? Hiç, gene bu ara turkuaz dönemindeyim. Turkuaz döneminde turkuaz. Bak var orada gerçekten de. Evet. Değil mi bu bakalım biraz turkuazı bakış açısına göre andırıyor. Açıyoruz şöyle hep. Ve içinden şöyle bir çocuğun olursa adını ne koymak isterdin diye. Yani gayet. Wolfgang. Ne? Wolfgang. Wolfgang. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart. Güzelmiş ya. Wolfgang güzel. Amadeus'un da koyuyor o zaman yani. Koymuşken Mozart'ını da koy da cep git. Wolfgang Amadeus Mozart cep git. Gel oğlum. Gel oğlum. Ben hazırmışım bu soruya değil mi? Gördün mü? Güzel oldu bu. Ama karım da bilir Wolfgang'ı sevdiğimi. Özel bir rengiz var mı? Turuncu. Tamam turuncu. Ya bu şey güzelmiş ama düşünsene. Ya onun da şey sorunu var işte. Kafa kağıdına yazma sorunu var. Üniversiteye girme sorunu. Üniversitede anlatma yoksa sorunu. Wolf derler bir şey derler. Kurtlarım güzel o Wolf da kurt. İnsanların senin hakkında yanlış anladığı bir şey var mı? Şey zannediyorlar. Bu pozitif dünyamı kavga etmeyen, dövüşmeyen yani tamam. Kötü bir şey niyet etmeyen dünyamı tamamen bir vitrin. Yani böyle bir rol oynamayı tercih ettim zannediyorlar. Gitsin başkaları oynasın canım. Niye o? Bu zaten çok kısa sürüyor. Yani beni hiç tanımayanlar böyle düşünüyor. Ha. Bir kere oturan hemen fikrini değiştirir. Ama tamam. Benimle ilgili böyle bir yanlış algı olduğunu eminim. Ben de bu arada kendimi sıfırdan görsem... Ay dur bir be kadın derdim. O yüzden hak da veriyorum. Ama hep diyorum ki yani ikinci kez masaya oturduğumda hemen anlarlar yani bunun gerçek olduğunu. Kalkanın yok mudur hiç ya? Yani masken yok mudur? Çok yok ya. Çok yok. Bilmem. Kalkanım yok. İşte o da gene kazadan sonra biraz o benim hayatımı değiştirdi. O değiştirmiş ya. Evet, ben şu anda onu anladım. Yeniden doğuştan bahsediyorum. Hani biraz oradan sonra ondan önce şey bundan önce kendi programımda da söylemiştim. Şey gibi bir derdim vardı benim. Herkes beni çok sevsin. Herkes ne olur beni sevsin evet, diye evet. Çok ters kimseye ters olmazdım. Biraz arkadaşım ölünce orada tabii ki şey dünyası ölüm benim hayattaki en net ölümle yüzleşme anımdı. Yani tabii ki yaşı büyük aile bireylerim ölmüştü vefat etmişti ama bir de o anın içinde olmak hani çok başkaydı. Hiç yakınımdan teyit geçmemiş hiçbir fikrim yoktu. Dolayısıyla onu hayatta böyle bir şey varmış yaşayınca şöyle bir kafaya geldim. Yani beni sevmeyen de sevmesin. Yanında olmak isteyen olsun. O hani o yüzden bir tık benim kalkanım tamam artık kimsenin sevmesi için mücadele etmeyeceğim demeye başladığım bir yer oldu. Evet sakinlikte fayda var. Yani dilerim kimse böyle bir travma yaşamadan o gerçekliğe hayat ulaşır. Bazen evet. İşte bu tip yüzleşmelerle ah dedirtiyor aynen, insana öyle. Yüzleşene kadar uyuyor yani evet, herkes evet. Maalesef. Yani. Yine turkuaz mı? Soru mu? Evet evet var bir tane daha. Buyurun. Sana geliyor ya. Başka doldurmuşuz içlerini. Efendim evleneceğiniz kişide hangi özellikleri ararsınız diye bir... İşte bu. Abi iştigal sorusu. Bütün özelliklere sahip olan karımla evlendim zaten. Ne özellikler? Tüm özelliklere sahip. Aradığım tüm. Bulamam dediğim şey nasıl oldu? Ya bir, evet. Yani çok malum değilse nasıl teklif ettin? Teklif edemedim. Çünkü yüzüğümü buldu. İlişkimiz teklifsizdi. Yüzüğümü buldu. Mahvetti. Aynen ya. Güzel. Yüzüğü böyle buldu. Şans eseri buldu yani. O da montumun cebindeydi zaten.
Öyle yaslanınca böyle bu ne çıkıntı dedi. Böyle baktı. Ay la 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 dedim içine. Vay be arkadaş, onu biraz da ergonomik yerleştirseydin ya. Yani ne oldu? Rutin kendi işte yalandan evde oturup yemeğimizi yiyecektik bilmem ne. Ya o zaman ta bu bahsettiğim şey tam 21 yıl önce abi. Vay maşallah. Yani. Allah mutlu etsin, o önemli bir şey. Çok da keyifli bir şey. Seyrediyor mudur acaba? Acaba bakıyor mudur bana? Kardeşim bu mu? Onu gösterme abi, hangi kamerada? Ben de gittiğiniz yerde, yarın gideceğiniz yerde bir tostçuda yapmıştım. Çok güzel. Yani bir otelin hemen yanında bulunan bir tostçuda yapmıştım. Ciddiye almamıştı çünkü yaptığımın akabinde hemen 15 dakika sonrasında evlendik. Ne? Evet demesini bekliyorum sadece. Nikah hemen memnun. Tüfede evet demesini bekliyordu. Nasıl oldu? Çok güzelmiş. Herhalde hemen hazırladı diye anladım nasıl oldu. Ya hiç hazır değildi. Şey yaptım. Los Angeles'ta mı oluyor bu? Yok yok, bildiğim Fethiye'de oluyor abi. Oralarda oluyor. Biz de öyle evlenmiştik. Çok ilginç. Ya şey, inşaat işçiliğine gidiyorduk. Şimdi o zaman şey yapıyorduk yani. İnşaat işçiliği yapıyorduk. Ama oturduk. Yani şey yiyoruz ya, tost yiyoruz. Tost yerken. Yani bir evlenir miyiz acaba? Ya zaten şey değil ki abi, bu Instagram'daki... Hayır, bir şey dedim, ayıp ettim mi? Yok yok. Şeyde öyle bir şey de illa böyle badala bum bam şakala şukşak gibi şey değil ki bu. Değil ya, evet. Yani illa böyle partiler şeklinde olması gerekmiyor ki. Evet. Birbirini seven iki insanın nerede nasıl olduğu hiç önemli değil. Vallahi ayran insan gibi işimiz. Ya Allah'ım, orada film çekiyorlar oradan, bana uçak geçiyor oradan. Ona gül atıyor bana, saçma sapan hareketler. Gülü böyle attılar. Tabii tabii, hiç saplansın diye. Ay gördükçe aklıma geldikçe şey oldu. Saçma sapan gül ateşten bir şey. Yani onun için gerek yok. Bu bence çok güzelmiş. Aa, güzelmiş gerçekten. Evet, bir tane pembe alayım ben. Yine aynı. Pembe vereyim. Tamamdır pembe. İlk gelen pembeyi verdim. Şöyle bir sorumuz var. Sizce dünya dışı varlıklar, uzaylılar olabilir, başka bir şey olabilir. Var mı böyle şeyler? Yoksa kafamıza mı? Var, olabilir. Çok güvende hissetmiyorum varmış gibi düşününce. O yüzden çok düşünmemeye çalışıyorum. Biraz böyle anın ötesindeki her şey, yani buna bazen din de dahil benim için. Yani anın ötesindeki her şey benim için fazla büyük geliyor mevzu olarak, konu olarak ve çok yazılmış, çok konuşulan, çok yani ve o dünyaya girmek beni biraz korkutuyor. O yüzden hani bugünün varlığında inandığım şeyler bana yeterli geliyor diyebilirim. Yok ya da var gibi bir şey diyemem, kesin vardır ama onu o zaman geldi, bizim çocuklarımız belki, hani onlar orada okumakla yetiniyorum. Anladım. Varsa zaten yani yarın plan çıkar ortaya bugün. Çok az kaldı gibi göktaşı. Hayır, aynen. Öyle evet. Bayağı hani bu görülür bir göktaşıydı evet. Yani. Gayet de geliyorum dedi, geldi ve küt diye düştü. Göktaş'ı ya, yani 3 saat önce İstanbul semalarında. Tabii 4-5 tane ilde gördüm. Bayağı. İlk kez gördüm yani, bayağı böyle. Gördün hani ama geliyorum, sen geliyorum canlı. Yani. Yok yok, zaten videoları diye. Var çıkınca. İlk haber girişte verdik. Üzerinden falan böyle gidiyor. Görürsün, bir sosyal medyadan bak, enteresan bir şey. Yani çıkarsa yeri çıkarlar. Kusura bakmayın sevgili dünya varlıkları. Göremedim. Yoksa oraya doğru giderdik. İnanır mısın sen böyle hani şeydir? Uzaydır. Gelsin abi, kimsenin şaşıracağına inanmıyorum. Yani. Ne yapıyorsun lan zurna diye şeye uzaylıya ters yaparız. Yani şu dakikada, şu saniye bu. Hele ki Türkiye'de kimsenin şey yapacağını. Gerçekten artık kimse bir şey şaşırıyor. Finlandiya belki abi. Şey diyebilir abi, şaşırabilir. Aa, bize eğlence çıktı falan. Bizde sıkıntı. Eyvallah. Biz de hiç şaşırmıyoruz. Şu göktaşını bir gösterelim ya gerçekten. Var mı? Gösterelim abi, bir dünya gözüyle gör abi. Evet. Bakar mısın abi? Ve bu 4-5 ilden birden gözüküyor şu anda. Bu nereye gidiyor ya bu? Esenler'e doğru. Sapanca'dan bizim buralara düştü şey ama. Esenler'e doğru ya. Nereye gidecek? Abi anca o tarafa ya, Esenyurt'a düş. Ama ya yani bu kadar büyüğünü ilk kez gördüm. Böyle bir şeyin mesela bilgisi verilmedi mi? Göktaş'ı İstanbul'un üstünden geçecek diye. Verildi. Ama bugün sabah falan konuşulmaya, yani çok kısa bir zaman önce. Ben yine Starlink uydusu falan zannettim. Düşer herhalde dedim. Bu düşüyor, üzerimize düşen. Mesela uydu. Nereye düştüğün bilgisi var mı? Nereye düştüğü bilgisi de hala gelmedi. Yani. Kimse açıklama yapmıyor. Yani dur, bizim sekoları arayayım Esenler'den kesin. 51. bölgede. Ya böyle yani bir sürü insan tabii görmüş, bir sürü kent
Evet. İzmir'de gördüklerini de ileri sürenler vardı. Olabilir, doğru diyorsun. Yani bu böyle bir şey ama herhalde birilerine bir şey olsaydı öğrenirdik. Ya da böyle kayboldu. Yani toplu bir şey. Aha. Neyse var yani böyle hani dünya dışı, dünya içi fark etmez. Şimdi uzun, orta, kısa plan badiyeleri oluyor mu size? Şimdi, mesela ilk etapta hangi sahnede göreceğiz? Önce oyunumuz şu anda devam ediyor. Tamam. Seni Seviyorum İyi Ki Ayrılmışız. Şahin Irmak'la beraber oynadığımız iki kişilik bir oyun. Çok çıktır ama Şahin. Aman onunla beraber oynuyoruz. Çok tatlı bir oyunumuz. Sezona biz Mart ayında başladık. 2,5 ayda kapalı gişe 26 oyun oynadık. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi bir iki açık havayı duyurmaya başlayacağız. Henüz buradan duyuramıyorum ama Ekim itibariyle ikinci sezonumuzda tam gaz devam ediyor. Aynı oyuna devam. Aynı ekstra oyundan. Bir şey olacak mı? Başka oyunlar da yapımdan çıkacak. Henüz şu anda daha kadrosu ve metin netleşmedi. Ama üzerine çalışıyoruz. Artık bu yola yapım zaten ikinci oyunuydu. Yapım şirketi olarak varlığını sürdürmeye, tiyatro yapımını yapmaya devam edeceğiz aktif siz şekilde. Siz mi seçiyorsunuz oyuncuları? Siz mi seçiyorsunuz oyuncuları? Seçiyorsunuz ne? Seçiyorsunuz mu oyuncuları? Yani estağfurullah hani öyle. Niçin estağfurullah canım? Allah Allah, insan yatırım yaptı oyunun oyuncusunu. Yönetmenimizle beraber ortak karar vermeye çalışıyoruz diyeyim. Hani okay, öyle. Tamam. İnisiyatifi ben yapımcı olarak değil yönetmen. Çok iyi bağlamaydı. Belli bir yere kadar tevazu gayet iyi. Sizde efendim en yakın orta kısa yakın gelecekte. Bizim turnemiz başlayacak işte. Yani yakın. Turne derken nereleri geleceksin onları da söyle de insanlar bir haberdar olsun be abi. Vallahi. Hani şu konuşmamız da bir işe yarasın ya. Vallahi inan ki ben herhalde kaç sene olduysa hiçbir zaman nerelere gideceğimizi televizyondan söylemedim. Yanlış bir şey söylerim sonra şey olur diye. Şöyle diyelim, o Mateor gibisin yani. Her yere düşebilirsin. Yok zaten sosyal medyayı takip ediyor. Bizim kendi medyalarımızın büyük olmasından kaynaklı rahatlıkla ulaşabiliyoruz sevenlerimize. Oradan yana bir sıkıntımız olmuyor. Güzel bir turnemiz olacak. Ondan sonra da kışın ne yapacağımızın planlarını yapıyoruz şimdiden işte. Bu bizim senfonimiz var, en epik senfonimiz. Hı hı. Zaten onlarla çok uzun yıllardır beraberiz. Herhalde 60. falan senfonimi yapıyorum ben. Bu sene kıştan yaz ve yaz sonu kışta final yapmak üzere uzun vadeli bir Türkiye turu tasarladık. Harika. Onları detaylandırıp başarabileceğimizi onaylarsak çok güzel bir senfoniyle turne. Hocam şey. Dünyaya doğru var mı bir şey? Yani ya dünya şey. Dünya çok zor. Yani dünya sana hazır değil mi nedir yani hani? Zor zaten. Yok, bizi Türkçe olmasından kaynaklı dünyada yani yabancı şeyinde çok zor oluyor. Aslında vizyonlu bir Türk organizasyon firmasının tabii ki dünya çapında bu işi mistik müzik olarak değerlendirdikleri için yani rock müzik, alternatif vesaire değil. Yani mistik rock gibi bir şey oluyor. Çünkü makam var ya bizde. Evet. Oradan dünyaya açılabilirdik. Çünkü dünyada bunun örneği çok fazla yok. Ama ve lakin işte vizyon sıkıntımız var. Onun da örneği evet, yok. Evet, vizyon sıkıntımız var. Yurt dışına gittik diyenler genelde hani bizim Türk bölgelerine gidip oralarda iş yapıyorlar. O bizim için bir Avrupa ya da Amerika turnesi değil. Yani kendi vatandaşımıza, o bölgedeki vatandaşımıza gitmek gibi bir şey. Bu da beni doyurmuyor. Yani bizim beklentimiz yaptığımız zaman dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan Brutal Assault konser festivallerine katılmak. Gerekirse orada baştan başlamak, öğlen çalmak, ne olursa olsun bir şey yapabilmek. Buradan gittiğimiz zaman götürdüğümüz materyaller, çünkü bizim sahnemizde hani gördüyseniz orada lazerlerimiz, karbonlarımız, bombalarımız çok kalabalığız. Bunları götürmenin euro maliyeti, üzerinden maliyetleri falan filan o kadar zor ki. Yani bizi şimdi burada Türkiye'de yaptığımız şeylerle dünyada yapılmış çok büyük işlerle kıyaslıyorlar. Onların osu varsa bunların busu var gibi. Sağ olsunlar, var olsunlar da öbür abilerin yaptığı iş nereden baksanız bir konseri 10 milyon euroluk bir iş. Bizde elde ne varsa avuç böyle, hadi oğlum bu konseri de ya. Ver ulan iki bomba daha ver lan falan diye yapıyoruz. Sağ olun, o etkide bu emeği vererek bir şey bırakabiliyorsak seyircimizde, ki zaten isteğim bu, şaşırsınlar, garipsesinler, gözleri büyüsün yani. Bunu istiyorum seyrederken. Biraz bir şey yapabiliyorsak ne mutlu, ama kıyaslanmasın çünkü çok zor bir kıyas. Dünyaya da açılmak çok zor. Zorla bir şey yapacaklar. Yaşımı iyice alacağım. Sonra biri gelecek. Açacağım seni dünyaya. Lan bırak bu işleri. Ayağım ağrıyor falan diyeceğim diye korkuyorum. Yok ya, inşallah her şey yani sizin... yapabileceğimiz her şeyin en büyüğünü Türkiye standartlarına yaptın göre yapmaya devam yaptık. Ediyorsun. Çok iyi bence. Yani senin hani... söylediğin bir lafa bir şey eklemek istiyorum. Hayallerim var dedim mesela. Ben
Hepsini yaptım. Aynı güzel, aynı nasip yani, et bize de bu. Yani işte onu da nasip etsin evet. Yani. Güzel, kısmetin evet. Kadar, hak ettiğin kadar her zaman İnşallah. Hep onu söylerim. Ben her şeyi yaptım. Yani yapabileceğim bir şey kalmadı. Bundan sonra yapabileceğim şey, abi sana okey sahne niye, o iyi, böyle bir şey verdin. Komple senin sahnen olan bir turne tasarlıyoruz ve çıkacaksın. Yap ondan sonra da tezgahı kapat, defol git Uğursuz falan. Uğursuz ihtiyara bağlı kapat. En son onu yapar bırakırım diye düşündüm. Çünkü hepsini yaptım. Yani. Eyvallah peki ya. Harikulade bir sohbet oldu. Son sorumu soruyorum. Beşiktaşlısın. Bir çok kısa Beşiktaş bu sene ne yapar? Güzel transferler var ama yani Beşiktaş değil komple lige güvenmediğim için. Anladım peki. Yarın maç nasıl biter? Bir şey alayım, skor alayım. Valla yarın maç çok iyi bitmeli. En azından temin. Yarın ben yaklaşık 7000 kişi falanım. Yani biz öyle bu sahne saatimizi hemen kaydırıp maçı da seyredelim diye bir şey attık ortaya. Çok zekice bir şey o. Ortada çok hızlı davrandım. Sonra abi, çok koşturanlar oldu yemedi o. Olmadı. Ya stadyumda da dediğim gibi bir sürü şeye denk geldik. Burada da gene maça denk geldik. Dedim abi saati alın. Abi lazerleri açamayız. Saat o saatte kararmıyor. Liste değiştirdim hemen. Bir organizasyon yaptım. Dedim bunu böyle yapalım. Zaten o sıra 5000 biletteyiz. Gelmek istiyorlar ama maçı da yani şöyle bir şey olacak konserde. Bir taraftan millet telefondan maçı seyredecek, bir taraftan... Tabii. Dedim buna gerek yok, hazır böyle, kimseyi memnunsuz bırakmayalım. Biz de zaten seyredelim. Harika. Çünkü biz de böyle yapmayalım yani. Telefonla. Hani olacak iş değil. Böyle bir şey yaptık. Büyük patladı, çok büyük etki gördü. Çok güzel. Çok iyi. Yarın bir belediye hani organizasyon yapar da meydana adam toplar. Onun gibi bir kalabalıkta hep beraber maçımızı da konserden Harika. Sonra seyredeceğiz. İyi biterse o 7000 kişiyle ne oluruz biz orada bilmiyorum. Fena. Yani inşallah tabii ki dileğimiz hani yüzümüz gülerek bir şeyle bitsin de yüzümüz gülsün. Gülsün ya. Yüzümüz gülsün. Yüzümüz gülsün istiyoruz sen inşallah. Sen ne diyorsun, ne olur maç? Ben çok heyecanlanıyorum. Kazanmak dışında da başka hiçbir ihtimal düşünmek istemiyorum. Rakam ver. Çok güveniyorum. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1 olsun, bizden olsun. Peki, olsun. Gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani ikinize de hakikaten renklendirdiniz, şeref verdiniz. Başarılar diliyorum. Bundan sonra istediğiniz her şeyde, istediğiniz seviniz. En çok sizin için dilediğimiz şey aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.